Sevgili Ümit, şunu sormak istiyorum. Üstad, adamlar otomatik bilgi paylaşımı verdi. Otomatik bilgi paylaşımını kendileri verdi. Tamam. Kendileri verince ne oluyor? Biz danışmanlık firması olarak verdiğimizde ne oluyor? Bu ayrımı bir anlatabilir misin? Şimdi şunu söylemek istiyorum Eren Bey. Yani yurt dışı borçlanmasından bahsediyoruz Eren Bey. Aslında basit bir form. Yani belki de bize basit gelebilen bir form. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız bunları doldururken bile hatalar yapıp kendilerinin emekli aylıklarının düşük bağlanmasına sebep olabiliyorlar. Hadi bu göz ardı edilebilir. 100 lira, 200 lira eksik aldım. Önemli değil denilebilir. Veyahut da 50 bin lira fazla ödedim. Bağlanan aylık da benim kaderimdir deyip bunu alabilir. Bu göz ardı edilebilir. Ama otomatik bilgi paylaşımı dediğimiz konu hayati bir konu. Evet. Yani yatırımlar var değil mi? Şimdi yani vatandaşımızın, Avrupa'da yıllardır kazandıkları Türkiye'ye yatırdılar. Şimdi 40 yıldır Avrupa'daysan 40 evet. yıldır alnının teriyle kazanıyorsun. Evet. Sabahın 3'ünde 4'ünde kalkıp gidip orada ağır işlerde çalışıyorsun veyahut da pis işlerde çalışıyorsun ve bir şekilde para biriktiriyorsun. Ve bu parayı yani yalan değil bunu herkes biliyor ki arabaların kapı ceplerinde, kapı döşemelerinin yani arkasında. Bellerinde, kemerlerde getiriyorlar. Bellerinde, kemerlerde, yoğurt kovalarında şahit oldum. Bize diyorlar, kızıyorlar. Neden söylüyorsunuz öyle yapacaklar? Biliyorlar zaten de beni yanlış anlıyorlar. Geçen sene Sırbistan... Niye milleti uyandırıyorsun diyorlar. Geçen sene Allah. Sırbistan'ı zengin ettik. Kaç tane Avrupalı milyonlar. Vatandaşımız milyonları yakalattı orada Sırbistan'ı zengin ettik. Yani ne ağır şartlarda kazanılan paraları ne tür risklerle Türkiye'ye getiriyorlar ve bir şekilde mal varlığı sahibi oluyorlar. Yani bu Avrupalı vatandaşımız zamanında tarlayı sürebilmek için bir tane öküz alayım sonra bir traktör alayım diye gidilen yerlerde artık Türkiye'de 10 tane daire 20 tane dükkan sahibi olmuşlar. Bunların hepsinin bir anda kaybolması mümkün. Bizim gözümüz de yok ayrıca. Bunda gözümüz yok. Yani istediği kadar birikimlerini Türkiye'ye tam tersine yapsınlar. Onlar da diyor ki özür dilerim. Neden diyor Türkiye diyor bizim diyor bilgilerimizi veriyor diyor. Türkiye aslında evet. bakın işte bilgileri veriyor altında sınıflandırmayalım. Evet. Bu bilgileri el niye altından kardeşim, Türkiye'de gelip araştırarak yapıyorlar. Ya geri geliyor evet. mahallenin muhtarına gidip soruyorlar. Evet. Ya yeri geliyor diyorlar ki işte binanın görevlisine soruyorlar. Ha, araştırıyorlar yani. Tabii ki. Yani tabii ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin geniş işleri kapsamlı bir çalışma yapıyorlar Erhan Bey. Evet, nasıl yani? Aslında vatandaşlarımız bunu basit bir dilekçe olarak ya da basit bir yazı olarak algılayarak hareket ediyorlar ama düşündükleri gibi basit bir işlem değil. İşte bundan ciddi bahsediyoruz. Ciddi teferruatlı bir işlem yapılıyor. Ciddi bir araştırma yapılıyor. Biz kendi adımıza firma olarak dilekçe falan yazmıyoruz. Dilekçeyi, basit dilekçeyi. Dilekçe ya, nedir? İlkokuldaki çocuk yazıyor. Dilekçe yazanlar da varmış. Keşke basit evet, bir dilekçe olsa değil da. Yani. Keşke dilekçe yeterli olsa. Yeterli değil. Hayır biz hani firma olarak koruma kararları, şeyh kararları, durdurma kararları, gerekirse bloka kararları, gerekirse avukatları devreye sokarak bir işlem yapıyoruz. Hani 5-6 basamaktan oluşan bir işlemden bahsediyorum. Doğru söylüyorsun. Bir dilekçe aslında. Olsaydı. Evet sadece bir form olarak düşünmemek lazım. Bloke kararları şeyh koyduruyoruz. Yani tabii kısacası ki, durdurma kararı kesinlikle üçüncü yapıyor. Bir şahsa bilgi verilemez. Ümit, sanki Zafer Sırakaya olsun sayın vekil birkaç vekilin çalışmasıyla artık tapuda gidip öyle kolay öğrenilemiyor diye duydum ben. Yanlış anlama. Şimdi sanki Türkiye'de önlemler alıyor ama sen az önce bir şey dedin. Onlar geliyorlar Erhan Bey'i araştırıyorlar diyor. O zaman ne yapsın Türkiye değil mi? Anlamını i̇şte, mı taşıdın? Biz bu araştırmanın da önüne geçmeye çalışıyoruz Erhan evet. Bey. Yani bu dedektif tutsa nasıl önüne geçeceğim? Az önce İnce Hanım da demiş olduğu gibi Erhan Bey bakın şimdi Türkiye'de şöyle bir sistem var. Her memurun bir e-şifresi var. Evet. Yani o ekrana girdiği zaman o şifreyle hangi işlemlerin yapıldığı artık görülebiliyor. Yani evet. biz üçüncü kişilerle paylaşılmasının şerhini koyduktan sonra eğer ki yine de bilgi paylaşırsa o bilgiyi artık hangi memurun verdiğini biliyorsunuz ki içimizde hala temizlenememiş vatan hainleri var Erhan Bey. Var var. Vatan hainleri her zaman var yani. Kalleşler o hep hangi şifreyle ne şekilde evet. işlem yapıldığının biliyor. Artık izi sürülebiliyor. Türkiye'yi satıyorlar yani Avrupa'ya. O yüzden Avrupalı vatandaş bunu biliyor bence be Ümit. Yani orada bazı Türklerin gidip öbür ülkelerin yabancı ülkelere gidip yalakalık yaptığını biliyor Türkiye de. Oradakiler de biliyor ama bunun için önlem gelsin kendisi birebir alsın bence. Geçtiğimiz yayınlarda Eren Bey yani bundan da bahsetmiştik mesela vatandaşımızın e-devlet şifreleri var. E-devlet evet. şifrelerinin erişime kapatılması, bence kapatılması alakalı. Lazım. Yani bu yayınlar yapmıştık Eren Bey. E-devlet şifresinden girdiğimizde yine bu bilgiler gözükebiliyor. İlla tapuya gitmesine gerek yok ve internet çağındayız, dijital çağdayız ve vatandaşların hackerlar dediğimiz
bir topluluk var biliyorsunuz. Bu vatandaşların banka hesaplarına da ulaşabiliyorlar, her yere ulaşabiliyorlar. Sevgili Ümit, bence bak E-Devlet deyip geçme. Bence E-Devletleri kapatsınlar. Avrupa'ya kapatsınlar. Onun da gizlenmesiyle bence alakalı kapatsınlar. Bizlere müracaat etmeleri gerekiyor Erhan Bey. Erhan Bey, her vatandaşın bir E-Devleti var. Her vatandaşın kendi adına bir IP numarası bence. Var. Türkiye'de açsınlar E-Devletlerini. Bence bir IP numarası, bir de E-Devlet şifresi muhakkak her vatandaşın var. Bunlarla ilgili önlem almalı, bunlarla ilgili gizleme yapılmalıdır. Ümit'in de söylemiş olduğu gibi her hani memurun, görev yapan memurun da bir E-Devleti, E-Devlet değilse bile bir IP şifresi var. Sonuç olarak bizi satan bir memur varsa ya da bizim için aleyhimize işlem yapan bir memur varsa hukuk devletiyiz, hukuk çerçevesinde yaşıyoruz. Evet. Zaten hukukçularla işlem yapıyoruz. Tabii. İster istemez hukukçular o kısımda çirkinleşmeseler de çirkinleşmek zorunda kalabilirler. Çok şükür ki yani gerekli... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da öngörüşleriyle 15 Temmuz'da biliyorsunuz ki bayağı bir vatan haini temizlendi. Tabii daha var içimizde de daha temizleyeceğiz içimizde inşallah. Daha var inşallah, onlar da son bulana kadar biz bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Onlar istedikleri kadar bizle uğraşsınlar. Türkiye Cumhuriyeti var olmaya devam edecek. Hatta ve hatta bana göre tekrardan Osmanlı ayağa kalkacak ve ben kalkmasını isteyenlerin içinde en çok isteyenlerden biriyim de bunu da dile getireyim. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Bize güvenip gizleme işlemlerini yapanlar, burada biz isim veriyoruz çünkü artık istedikleri kadar. Bakın buradan biz isim veriyoruz. Verdiğimiz ismi sorgulasınlar, hiçbir bilgi alamıyorlar. Çünkü bunlar tamamıyla kapatılmış, aktifi pasif hale getirilmiş kişiler ve böylelikle korkmalarına hiç gerek yok. Biz zaten bütün güvenceyi, garantiyi veriyoruz.